Valla davanın seyrini aslında soruşturma evresinden başlayarak değerlendirmek lazım. Çok eksik bir soruşturma yürütüldü. Duruşmalar sırasında da müdahil vekilleri sürekli olarak dile getirdiler. Toplanması gereken çok sayıda veri vardı, çok sayıda delil vardı. Ama bunlar maalesef ki toplanmadı. Bu bir problem tabii ki. Gerçeğin aydınlatılması, ne olduğu konusunda bütün ilişkilerin ortaya çıkarılması açısından derinlikli bir soruşturmaya ihtiyaç vardı. Soruşturma evresi böyle baştan savma yürüyünce doğal olarak bütün bu delillerin toplanması, bütün bu delillerin getirtilmesi mahkemeye kalan bir iş olarak karşımıza çıktı. Baştan beri bunu söylüyoruz zaten. Mahkemenin koğuşturmayı denip derinleştirmesi, toplanmayan delillerin soruşturma evresinde ele geçmeyenlerin ele geçirilmesini temin etmesi lazım. Çünkü iddianameden de görüldüğü, soruşturmanın yürütülüş biçiminden de anlaşıldığı kadarıyla bu kadar vahim bir olayın bir kişinin hezeyanları sonucu gerçekleşmiş bir eylem olarak gösterilmeye çalışıldığını herkes görüyor. Oysa uzun süren bir hazırlık evresi, silahların temini, eğitimlerin alınması, kamuoyuna da yansıyan bir takım iddialar, siyasi partilerle ilişkilendirilen bir takım iddiaların bulunması, arka planın araştırılmasını zorunlu kılıyor. Olay günü polislerin arasından geçmek suretiyle binaya giriyor. Son duruşmada bir tanık henüz olay gerçekleşmeden önce binaya girmek istediği esnada polis memuru tarafından durdurulduğuna ilişkin bir beyanda bulundu. Bugüne kadar hiç yaşanmamış bir biçimde durdurulduğunu ve binaya girişinin engellendiğini söyledi. Bütün bunlar karanlık noktalar. Biz biliyoruz bugüne kadar bu tür cinayetler, toplumla birlikte yaşama idealinin ortadan kaldırılmasına, birlikte yaşam kültürüne karşı yapılmış saldırılar ve bunların arkasında hep karanlık güçler söz konusu oldu. Bu karanlık güçlerin aydınlatılması lazım. Çünkü bu davada yalnızca katile ceza vermiş olmak, kurşunu tetiği çeken eli cezalandırmak. Oysa o silahı o ele veren, o zihniyeti yerleştiren, talimatı gönderenlerin de ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasının temini toplum açısından büyük bir beklenti halinde. Maalesef ki 4 duruşmadır bunu gerçekleştiremedik. Sürekli talepte bulunuyor arkadaşlarımız. Koşturmanın genişletilmesine, başka delillerin toplanmasına, diğer ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yönelik talepler var. Bunlar bugüne kadar karşılanmış değil. Sonuna kadar bunları talep etmeye devam edeceğiz. Sanık hazırlanmış soruların çoğunluğuna cevap vermemek suretiyle aslında bir hakkı kullandı elbette ki. Ama öbür taraftan da olayın arkasındaki güçlerin tespiti noktasında bir engeli ortaya koydu. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. İlla konuş diye bir yöntemimiz yok. Ama işte o sanığın yanıt vermediği soruların asıl cevaplarını aramak da mahkemenin işi. Bunu sağlamaya çalışıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Bugüne kadarki tutumlardan sıyrılarak, özellikle delil toplama noktasındaki tutumlardan sıyrılarak hakikati bulmak adına, çünkü mahkemelerin böyle bir görevi var toplum adına, toplumun beklentisi de bu yönde. Hakikati bulmak adına bütün delillerin toplanması için harekete geçmesi gerekiyor artık. Ama maalesef son duruşmada da bu taleplerin çoğunluğu yine delil toplanmasına ilişkin, bazı delillerin getirtilmesine ilişkin taleplerin çoğunluğu da reddedildi. Duruşma esnasında da görmüşsünüzdür. Çok uzun, meşakkatli bir hazırlıktan buraya geldik. Sorular grup grup hazırlanmıştı. Her sanığa sorulacak soru, her tanığa sorulacak soru belliydi. Bu soruların bir amacı vardı. Bir ilişkiyi, bir akışı ortaya çıkarmak amacıyla sorulmuştu. Diğer delillerin toplanması konusundaki ayak sürme hali maalesef sorular esnasında da kendisini gösterdi. Sanığın çok küstah bir tavrı vardı. Mahkemenin sessizliği diyeceğim, sanığa karşı sessizliği, bu küstah tavrı daha da artırması konusunda bir imkan da yarattı. Dava henüz bitmiş değil, bunları yeniden ve yeniden konuşacağız. Bu taleplerin reddedilmiş olması bunları yeniden söylemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Daha dinlenmemiş tanıklar var, onlarla şey yapacağız. Bir bilirkişi incelemesi yapılacak, bu bilirkişi incelemesinin sonuçları belki de mahkemeye bizim açtığımız yolda yürümenin önemini de ortaya koyacak.
Çünkü biliyoruz yani yakalandığı andan itibaren bu katil bir anlamda bir koruma perdesinin arkasındaydı. Yani toplumsal olaylara nasıl müdahale edildiğini bir taraftan görüp öbür taraftan da yukarıda kurşun sıkmış bir insanı öldürmüş birine gel bakalım abicim diye şefkatle muhabbet eden bir polis anlayışını biz bugüne kadar bu ülkede görmedik. Özür dilerim, gördük. Bir kez de o beyaz bereli sanıkta görmüştük. Birlikte fotoğraf çekmeye varan, Hrant'ı katleden kişinin yakalanmasını da görmüştük. Demek ki bazı sanıklar kolluk tarafından, devlet tarafından, idare tarafından korunuyor durumda. Bu da bunun bir yansıması. Kişisel hesaplaşmalar, devletin hesaplaşmaları maalesef ki yakalanan kişiler hakkında yapılacak soruşturmalara kadar sirayet ediyor. HDP'yi sevmiyor olabilirsiniz, HDP'yi beğenmiyor olabilirsiniz, HDP'yi tırnak içinde söylüyorum, tehlikeli bir parti görüyor olabilirsiniz ama bu HDP'ye yönelik bir saldırıda katledilen bir insanın soruşturmasını yürütürken bütün gerçekleri ortaya çıkarmak konusundaki çabanızı ortadan kaldırmamalı. Bir hukuk devletinden söz ediyorsanız, bağımsız bir yargıdan söz ediyorsanız süreç böyle ilerlemeli. Ama maalesef dediğim gibi başından itibaren süreç böyle ilerlemedi. Herkes ayak sürürken biz iğneyle kuyu kazmaya çalışıyoruz gerçekler ortaya çıksın diye. Onlar kürekle üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Ne kadar devam ederlerse etsinler biz de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu Ayşe Ali'yi öldürdü davası değil, Ali Ayşe'yi öldürdü davası değil. Bu birlikte yaşam iradesine yapılmış bir saldırı, bu örgütlenme özgürlüğüne yapılmış bir saldırı, bu halkların güvenliğine ilişkin yapılmış bir saldırı. Bu aynı zamanda İzmir'in, Türkiye'nin, neresine giderseniz gidin, hangi coğrafyada olursanız olun, yaşanılır ve güvenilir bir ülke, güvenli bir ülke olduğu algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı. Elbette önceleri var. Tek başına gerçekleşmedi bu iş ve siyasi partiler bu işteki sorumluluklarını kabul etmek zorunda. Cumhurbaşkanının ve diğer siyasi yetkililerin daha önce yapmış olduğu açıklamalar bu saldırıyı tetikleyen asıl unsurlardır diye düşünüyorum. O yüzden soruşturma evresinden beri sürekli olarak talepte bulunuyoruz. HTS kayıtlarının değerlendirilmesi, çapraz incelemeler, diğer kişilerin beyanlarının alınması, bağlantılı olan kişilerin beyanlarının alınması gibi taleplerimiz vardı. Ama maalesef bunların çoğunluğu dediğim gibi yerine getirilmedi. Biz mahkeme aşamasında da yargı sistemimiz gereğince mahkemenin koşturmayı derinleştirmesi ve hakikati ortaya çıkarmak için delil toplaması mümkün. Bunu resen de yapabilir, kendiliğinden de yapabilir. Biz kendiliğinden yapmadığını gördüğümüzde müdahalemiz yapmalısın. Bunlar eksik kaldı müdahalesiydi. Hala onu söylüyoruz.